Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 25 çekirdek kimyası ile devam ediyorum. 5. videomuz. Bugün sizlere radyoaktif karbonla yaş tayininden bahsedeceğim. Evet. Şimdi karbon 14 izotopları atmosferin üst katmanlarında azot 14'ün nötronlarla bombardımanından sabit bir hızla elde edilir. Bu karbon 14 izotopu da radyoaktiftir ve beta bozulması yaparak bozulur. Nötronlar nereden gelir? Nötronlar da kozmik ışınlar tarafından oluşturulur atmosferin üst tabakalarındaki. Şimdi yaşayan organizmalardaki karbon içeren bileşiklerin karbon 14 oranları atmosferdeki karbon 14 oranı ile denge halindedir. Yani canlıların vücudundaki karbon içeren bileşiklerin karbon 14 oranı ile atmosferdeki karbon 14 arasında oranı arasında bir denge vardır. Canlı organizmada bozulan her karbon 14 atomu yerine çevreden bir karbon 14 atomu alınabilir. Canlı organizma canlı iken, vücudunda organizmanın karbon 14 atomu bozuldukça bunun yerine karbon 14 atomu çevreden alınır ve bir denge vardır. Şimdi karbon 14 izotopunun da radyoaktif olduğunu söyledik beta bozulması yapar. Yarı ömrü 5730 yıldır. Ne dedik? Canlı organizmadaki karbon 14 atomuyla çevredeki karbon 14 atomu arasında bir denge vardır. Yani canlı organizmadaki bozulsa da çevreden yerine yenisi alınır ve nedir? Bu şekilde çevreyle dengede olan 1 gram karbon 14'ün aktifliği dakikada yaklaşık 15 parçalanmadır. Yani dakikada yaklaşık 15 parçalanma şeklinde bozunur. Karbon 14. Aktifliği budur. Bozulma hızı budur. Ne zaman? Bu organizma canlıyken yani organizmanın vücudundaki karbon 14 ile çevredeki karbon 14 denge halindeyken alınabiliyorken dakikada 15 parçalanma yapar. Fakat bu yaşayan organizma öldüğünde ne olur? Bu denge bozulur ve ne olmasını bekleriz denge bozulduğunda? Yani dengenin bozulması ne demek? artık bu yaşayan organizma çevreden karbon 14 alamayacak demek. Alamayınca ne olur? Bozulma hızı düşer. Bozulma hızı neden düşüyor? Çünkü aktiflik yani bozulma hızı madde miktarına bağlı. Yani karbon 14'ün miktarına bağlı. E, organizma öldüğünde çevreden artık karbon 14 soğuramayacağı için ne olacaktır? Kendi Karbon 14'ü bitecektir zamanla, bunu harcayacaktır ve bu durumda da bozulma hızı düşmüş olacaktır. Çünkü karbon 14 miktarı azalmaktadır. İşte bundan yararlanarak ölü organizmanın bir süre sonra ölçülen bozulma hızından yaşını tahmin edebiliriz. Yani bozulma hızının düşmesinden faydalanarak bozulma hızı ölçülerek bu organizma öldükten itibaren ne kadar süre geçmiş bu bulunabilir. Şuraya da tekrarlarsak şurayı da. Yani karbon 14 dengesi bozulduğu andan günümüze kadar geçen süreyi belirleyebiliriz. Yani yaş tayini derken o organizmanın yaşadığı süreyi değil de öldükten itibaren günümüze kadar ne kadar süre geçmiş bunu belirleyebiliriz. Mesela bir dinozor fosili bulundu. Bu fosilin karbon 14 ile yaşı tayin edildiğinde aslında yaşı derken yani o dinozor öldü, öldükten sonra günümüze kadar ne kadar süre geçti? Belirlenen şey karbon 14 yaş tayini ile belirlenen şey budur. Şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim. Eski bir kızıl derili mezarında bulunan ağaç parçasının radyoaktif karbona yaş tayini yapılmıştır. Karbon-14'ün aktifliği gram başına dakikada 10 olarak ölçülmüştür. Bu ağaç parçasının yaşı nedir? Yani ağaç kesildiğinden beri ne kadar süre geçmiştir? Bulacağımız şey bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi karbon-14'ün aktifliği gram başına dakikada 10 olarak ölçülmüş. Normalde yaşayan bir organizmada yaşarken Karbon 14'ün aktifliği neydi? Karbon 14'ün aktifliği yani bozulma hızı 15 parçalanma gram başına dakikada 15 parçalanmaydı. Yani 15 parçalanma bölü dakika gram başına bölü gram demek. Şimdi bu nedir? Başlangıçtaki aktifliği öldükten sonra geçen süre bir süre geçmiş ki biz bu süreyi bulmaya çalışacağız bu soruda. Bu süre sonunda aktifliği karbon 14'ün aktifliği dakikada 10 parçalanma olmuş gram başına. Yani t anındaki aktiflik. Şimdi yaşını bulmaya çalışacağız. Neydi? E, bu şekilde, e, bu da bir bozunma e, tepkimesi, radyoaktif bozunmalar için birinci dereceden hız denklemini kullanıyorduk, integrali alınmış, yani ln N t bölü N sıfır eşittir eksi lambda t'yi kullanıyorduk. Burada t geçen süre, zaten bunu bulmaya çalışıyoruz. Lambda bozunma sabiti, neydi bozunma sabiti? Birinci dereceden denklemler için zaten sabit 0693 bölü T1 bölü 2 idi formülümüz. Yani yarılanma ömrü. Karbon 14'ün yarılanma ömrünü ne dedik? 5730 yıl. Bunu ezbere bilmeniz gerekmiyor. Tabii ki soruda verilir bu. Buradan bozulma hızını, bozulma sabitini, bozulma sabiti lambda'yı kaç buluruz? 1,21 çarp 10 üzeri eksi 4 yıl eksi 1 biriminde buluruz. Şimdi lambda'yı bulduk. nt bölü n0. nt t anındaki taneciklerin örnekteki taneciklerin sayısı atomların sayısı ya da n0 da başlangıçtaki örneğimizdeki atomların sayısıydı. Şimdi bize burada aktiflikleri verilmiş. Aktifliklerden atomların sayısına nasıl geçeriz? Aktiflik neydi? Lambda çarpı ne? O zaman başlangıçtaki aktiflik A0 eşittir. Lambda çarpı N0. Başlangıçtaki atomların sayısı. Buradan N0'ı çekersek A0 bölü Lambda'dır. Yine T anındaki aktiflik ne olacaktır? Lambda çarpı T anındaki atomların sayısı. Buradan da NT'yi çekersek o da AT bölü Lambda'dır. Şimdi bu formülde bunları yerine yazalım. Elen nt yerine at bölü lambda t anındaki aktiflik bölü bozulma sabiti n0 yerine de başlangıçtaki aktiflik bölü bozulma sabiti eşittir eksi lambda'yı bulduk 1,21 çarpı 10 üzeri eksi 4 yıl eksi 1 çarpı t de geçen süre bunu bulmak istiyoruz. Şimdi burada ne olur? Bakalım. Namdalar birbirini götürdü. Elen. Teanındaki aktiflik nedir? Tanındaki aktiflik 10. Dakikada 10 parçalanma. Gram başına 10. Başlangıçtaki aktifliği nedir karbon 14'ün? Yani organizma yaşarken karbon 14 bozuluyor. Beta bozulması yapıyor. Fakat Çevreden karbon 14 aldığı için bir denge olduğu için her, hep sabit bir bozulma hızı var. 15. Organizma öldüğü anda zaten bu bozulma hızı düşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Bu düşmesinden faydalanarak zaten biz organizmanın öldüğünden itibaren geçen süreyi bulmuş oluyoruz. Buna da karbon 14 ile yaş tayini deniliyor. Şimdi A0 başlangıçtaki bozulma hızı da nedir? 15 parçalanma dakikada gram başına. Eşittir. Eksi 1,21 10 üzeri eksi 4 yıl eksi 1 çarpı t geçen süre. Buradan t'yi geçen süreyi çekersek bu da 3,4 çarpı 10 üzeri 3 yıl eder. Yani bu kızıl derili mezarında bulunan ağaç parçasının ömrü karbon 14 yaş tayini yöntemiyle ölçüldüğünde, belirlendiğinde bunun 3,4 çarpı 10 üzeri 3 yıl önce öldüğü ya da kesildiği anlaşılmış olur. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videoda bu konuyla ilgili iki örnek daha, üç örnek daha yapmayı düşünüyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.